Last of Us serisinin en nadir canavarlarından birisi olan ve aynı zamanda bir o kadar da güçlü olan bir Cordyceps evresi vardır. Bu evre The Last of Us Part 1'e göre bakılırsa Cordyceps'in 4. ve son evresidir. Her yerde karşılaşılmayan ama tehlike olarak zirveyi temsil eden korkunç bir yaratıktır. Bir önceki Last of Us videosunda bahsettiğim takırdayanlar gibi yakaladıkları kişiyi korkunç bir biçimde öldürürler. Serinin ikinci oyununda yer alan bu evreden çok daha tehlikeli, çok daha ölümcül olan gelişmiş evrelerden de bahsedeceğiz. Fakat bugünkü konumuz The Last of Us Part 1 denildi mi akla gelen en güçlü isim şişkinler hakkında olacak. Şimdiden keyifli seyirleriniz olsun. Önceki videolarda Cordyceps mantarının herhangi bir sınırı olmadığı hakkında uzun uzadıya konuşmuştuk. Zaman mefhumu Cordyceps'in yıkıcı etkilerini insan bedeni üzerinde gösterir demiştik. Last of Us serisinin en nadir isimlerinden birisi olan şişkinler de Cordyceps'e yıllar yılı maruz kalan enfekteleri kapsıyor. Her şeyden evvel şişkinler evresi inanılmaz derecede güçlü bir evredir. Vücutları etkili bir biçimde zırh görevi gören kalın mantarlarla kaplıdır. Bir önceki evre tıkırdayanların yüzünde adeta bir çiçek gibi açan mantar tabakası, şişkinlerde bütün bir bedene yayılmış, çok daha güçlü bir hal almıştır. Tabiri caizse bütün bir beden kurşun geçirmez bir yeleğe benzer. Fiziksel olarak aşırı heybetli olan bu evreler oyun içerisindeki av tüfeği ya da yüksek kalibreli mermilere dahi dayanabilir. Hatta balta ve pala gibi yakın silahların yıkıcı darbelerine direnç gösterir. Elbette her güzelin bir kusuru olduğu üzere şişkinlerin de zayıf noktaları olması kaçınılmazdır. Ateş tüm enfekteleri savunmasız bıraktığı gibi bu evreyi de savunmasız bırakır. Molotof kokteyl ya da alev makinesi gibi ısıyla ilgili silahlar şişkinlere karşın yıkıcı bir darbe indirir. Aynı zamanda ateş bir şişkinin bütün vücudunu kaplayan tabakanın da daha kırılgan olmasını sağlar. Başka bir deyişle zırhını deler. Kendisinden önce gelen ilk 3 evreye kıyasla oldukça yavaş olan şişkinlerin bir diğer zayıf noktası da budur. Ağır hareketleri ve koordine olamaması gibi etkenler diğer evrelere nazaran kendilerini çok daha öngörülebilir hale getirir. Yani yapacağı herhangi bir hamleyi tahmin etmek oldukça kolaydır, fakat yine de bu şey onların kolay lokma olduğu anlamına gelmez. Çünkü bir şişkin sizi yakalarsa ya da o iğrenç toksinlerle sizi vurmayı başarırsa muhtemelen ölürsünüz. Ya da günümüz modern Türkçesinin muazzam jargonuyla şişkinler tek atar. Şişkinler bir önceki evre olan takırdayanlarla farkındalık bakımından benzerlikler taşırlar. Son derece agresif ve saldırgan tutumları ve de iri cüsseli bedenleri onları daha korkunç gösterse de netice itibariyle şişkinler de kördür. Yeterince sessiz olabilirseniz yanlarından geçmeniz mümkündür. Ek olarak bu söylediğim biraz tuhaf gelecek ama şişkinler de takırdar. Onların takırdama sesi normal bir takırdayandan daha kalın bir tonda seyreder. Şişkinlerin kayda değer bir diğer özelliği de oyuncunun üzerine fırlattığı bir nevi kimyasal bir bomba türüdür. Oyuncu bu bombanın salgıladığı havaya maruz kalırsa feci bir şekilde can verir. Mitotoksin, telaffuzunda yanılıyorsam affedin, mitotoksin isimli bu bombalar şişkinlerin vücudundan çıkar. Her şişkinin vücudunda büyüyen parlak, deforme olmuş, yağ tabakası tarzında bezeler vardır. Ve yine her şişkinin sahip olduğu bu bezeler 3 adet olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerine dağılmıştır. Birisi sağ alt karnında, birisi göğsünün sol kısmında ve bir diğeri de sırtının üst bölgesinde yer alır. Bu bezelerden birini vurmak şişkinin canını oldukça yakacak da olsa, üçünü de yok etmeyi başarırsanız menzilli saldırılar tamamen
devre dışı kalacaktır. Bu saatten sonra şişkinin yapacağı tek şey üzerinize koşmaktır. Son olarak The Last of Us serisinin ikinci oyununda şişkinlerin tabiatına aykırı bir sahne bulunur. Her ne kadar öncesinde biraz yıpratılan bir şişkin söz konusu olsa da Joel Miller ilk kez yakın bir silah kullanarak bir şişkinin kolunu kesen bir adam olarak tarihe geçmiştir desek sanırım abartmış olmayız. Söz konusu Ellie olduğunda kralını dahi tanımayan Joel'a selam olsun diyerek biraz da bu minik serçelerin şişkin abilerimizin HBO uyarlamasındaki görünümlerine bakalım. Şiştim. Oğlum maden suyu ver. Şişkinlerin HBO uyarlamasındaki görünümlerine baktığımızda dizinin her zamanki oyunla benzer rutininden farklı olarak gözle görülür değişiklikler yaptığı söylenilebilir. Henry ve Sam kardeşlerin hikayelerini daha detaylı olarak anlatan bölümlerden birinde gördüğümüz şişkin oyundaki halinden çok daha sert, hatta yüz çevresi bir kayalığı andırıyor. Sanırım yapımcılar bu görünümle zırhının ne kadar sert olduğunu vurgulamak istemiş olabilir. Yüzlerce enfektenin yer altından çıktığı sahnede en son teşrif eden bu güzelliğin oyundaki gibi bir bomba fırlatma olayı da şimdilik söz konusu değil. Şimdilik diyorum çünkü ilerleyen bölümlerde ne gibi bir yol çizilir onu da hep birlikte öğreneceğiz. Öte yandan ağır makineli tüfeklere karşın dayanıklı olması ve yakaladığı kişinin kafasını ayırması ki oyunlarda en çok akılda kalan haliyle üst çenesinden tutup ağzını cart diye ayırmasıyla benzer bir durum. Bu gibi ufak tefek benzerlikler elbette var ama genel kanıyı sorarsanız ayrılıklar daha çok ve sahneler de oldukça kısa sürüyor. Keşke biraz daha uzun soluklu sahneler görseydik. Örneğin Part 1'deki basketbol sahasındaki sahneler gibi demeden de geçemiyoruz. Velhasıl kelam serinin en ağır, en yavaş ama yakaladı mı en ölümcül olan 4. evre şişkinleri izlediniz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki evre Last of Us serisinin 2. bölümünde gördüğümüz hacim olarak şişkinlere benzeyen ama şişkinlerden farklı bir tür aksaklar hakkında olacak. Sonrasında bir aksaklık olmazsa Fare Kral adlı evreden bahsedip Cordyceps mantarının etkileriyle ilgili bu defteri kapatacağız. Daha öncesinde de belirttiğim gibi benim bu evrelerden en sevdiğim evre Takırdayan evresi. Sizler de en çok hangi evreye meraklısınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarım açıklamalarda mevcut. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Hoşça kalın.